Merhabalar, ben Gülay Doğan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf bölümünde öğretim üyesi Hürü Özlük'le birlikte İstanbul Edebiyat Evi'ndeyiz. Kıraathane Kitap Şenlikleri kapsamında biz bugün 100. yılında, 100. yıl cumhuriyetinde toplumsal belgeci fotoğraf ve Fikret Otyam örneğini konuşacağız. Bu kitap üzerinden ele alacağız. Ama tabii ki genel bir Cumhuriyet tarihindeki genel böyle bir aslında güzergahı da çizmeye çalışacağız. O yüzden ben önce bir böyle nereden başladı? Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir giriş yaparak belki erken dönem Cumhuriyet Türkiye'sindeki bir fotoğrafı atmosferinden en azından bahsederek daha sonrasında halk evleriyle ilgili halk evlerinden de fotoğraf süreci nasıl işledi? Oradaki atmosfer nasıldı? Fotoğrafçılar kimdi? Türkiye'deki fotoğrafı şekillendiren öne çıkan isimler kimdi? Ya da içerik anlamında başlıklar neydi? Nasıl öne çıktı ve toplumsal anlamda belgeci fotoğraf nasıl şekillenmeye ve Fikret Otyam'la beraber nasıl anılmaya ya da işte onun özelinde Türkiye'de nasıl şekil aldı onunla ilgili böyle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi fotoğrafın tarihi 1839 Fransa ile başlıyor tabii ki. Ama çok önemli bir şeyi onun aslında ortaya çıkışının yeni bir medya olarak ortaya çıkışının sanayileşme özelinde aslında kentleşme ile beraber ele alındığını Avrupa'da ve Amerika'da görüyoruz. Bizdeki süreç başka bir modernite aslında işleyişi gibi görünüyor. Bu anlamda aslında 2. Abdülhamit'in hani ben fotoğrafçıların koruyucusuyum, hamisiyim deyip Osmanlı modernleşmesini hem dünyaya tanıtmak hem de bulunduğu saraydan Osmanlı coğrafyasında nelerin olup bittiğini izlediği ve aslında öğrendiği bir mecra olarak fotoğrafla aslında karşılaşıyoruz ki Yıldız Fotoğraf Albümleri koleksiyonu dünyanın sayısal hani görsel arşivlerinden bir tanesi. Ama Cumhuriyet'le beraber fotoğrafik anlamda da fotoğrafik kendini anlatma biçimi olarak değişen bazı etkiler var. Değişen bazı yönelimler var. Bunu tespit etmek bence önemli çünkü erken Cumhuriyet döneminde Kemalist ideolojiyi anlatmanın aracı olarak fotoğraf yaygın bir şekilde milli mücadele döneminde propaganda amacıyla zaten kullanılmaya başlıyor. Ve aslında dönemi içerisinde yani propaganda dünyada aslında çok yaygın bir iletişim, kitle iletişim aracı olarak öne çıkıyor ki hani fotoğrafta bunun önemli ya da en büyük araçlarından bir tanesi. Dolayısıyla dönemi içerisinde dünyadaki gelişmelerle paralellik izliyor. Ve 1930'lu yıllarda özellikle Vedat Nedin Törün Müdürlüğü sırasında Basın Yayın Müdürlüğü, Matbuat Umum Müdürlüğü'nün bu anlamda çeşitli çalışmaları var ve o çalışmalardan belki de hani Türkiye fotoğrafını ve fotoğrafçılarını etkileyen bir isim olarak Otmar Ferşi'nin öne çıktığını görüyoruz. Kemal'in Türkiye'si adlı bir dergi çıkartılıyor. O dergide Türkiye'deki fotoğraflar yayınlanıyor ve özellikle de başkent Ankara'nın yeniden inşa edilmesi ile ilgili fotoğraflar o dergide yayınlanıyor ki süreli bir yayın olarak farklı dillerde basılıyor. Ama bununla beraber ben şeyi çok önemsiyorum. Basılı yayıncılık anlamında Fotoğrafla Türkiye diye bir albüm çıkıyor. Tamamı fotoğrafların Otmar Ferşi'ye ait ve o fotoğraf albümü içerisinde aslında Cumhuriyet ideolojisinin bir yansımasını, bir aynasını görüyoruz. Ve o fotoğraflara baktığımızda İstanbul, Ankara, ekonomi inşa, arkeoloji gibi başlıklar, kültür ve insan gibi başlıklar taşıyor albümün çeşitli bölünmeleri. Ve bu anlamıyla da aslında modern bir görüş olarak manzarayı öne çıkarttığını görüyoruz. Yani ulus devletleşme sürecinde erken cumhuriyet döneminde manzara üzerinden ideolojinin aktarıldığını, ulusun henüz daha soyut kaldığını biz o fotoğraflardan izleyebiliyoruz. Ama
Burada Otmar Ferşi'nin, Avusturya asıllı bir fotoğrafçı olan Otmar Ferşi'nin Türkiye'nin fotoğraflarını çekmesi için görevlendirilmesi ve Türkiye'yi dolaştırılması haricinde fotoğrafın kitlesel anlamda, ki Osmanlı'da da halka ulaşmış değil, belirli bir alanda insanların ilgilendiği, işte daha sonrasında askeri okullarda bir hani resim iş dersinin bir parçası olarak gösterilmeye başlıyor. Dolayısıyla halktan insanların ilgilendiği ya da bir görsel okur yazar olabilecekleri şekilde bir yaygınlıktan zaten söz etmek mümkün değil. Cumhuriyet döneminde bunun halk evleriyle 1930'lu yıllarla yaygınlaşmaya başladığını biz göreceğiz. O zamana dek aslında propaganda anlamında Cumhuriyet ideolojisinin eğitim ve siyasi açıdan bakış açısını belirleyen bir kurum olarak Türk Ocakları, ki 1912 yanılmıyorsam kuruluşu, kapatılıp Cumhuriyet Halk Fırkası'na devredildikten sonra 1932 yılında halk evleri açılıyor. Dolayısıyla burada aslında Cumhuriyet tek parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve de aslında işte Cumhuriyet ideolojisinin bir bütün olarak ilerici, aydınlanmacı bakış açısını dünyadan çeşitli örnekleri göz önünde bulundurarak halk evinin bir kurum olarak açıldığını görüyoruz, değil mi? Evet. Ki senin de hani yüksek lisans tezin bu anlamda hani çok iyi bir derleme olarak halk evlerinin kuruluşunu ve yapılanları, fotoğrafik anlamda ortaya konulanları bize anlatıyor. O yüzden hani halk evleri sürecinde de hani nasıl oldu, fotoğraf bu işin neresine girdi, nasıl şekillendi kısmını da sana bırakayım sözü. Tamam. Şimdi şöyle, Osmanlı'dan geçiş döneminde evet hani aslında fotoğraf tarihine baktığımızda hemen 1939'dan sonra İstanbul'da gayrimüslim diye tanımlanan aslında fotoğraf Türkiye'ye hemen geliyor. Yani dünyanın her yerine aslında yayılıyor. Aslında bu anlamıyla stüdyolar da var İstanbul'da, büyük şehirlerde. Çok yaygın. Evet, yaygın ama o 1900'lerin başında, o uluslaştırma sürecinde dünyada da olduğu gibi, biraz senin oradan alıp devredeyim. Yani inanılmaz bir ekonomik kriz dönemi de var. 1910'larda başlayan dünya ekonomik krizi. Evet, Cumhuriyet kuruluyor 1923'te ama dünya ekonomik krizinde olduğu için bakıyorlar ki ekonomik anlamda halkı belli bir yere taşımaları çok zor. Onun üzerine en azından diyorlar ki Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemde biz ekonomik olarak bunu yapacak durumda değiliz ama Avrupa'ya bazı gençler gönderiliyor ve Türkiye'nin en azından sosyo-kültürel yapısını uluslaşma sürecinde değiştirelim. Ve onun üzerinde 1932'de Avrupa'ya gidip gelen Wilhelm Akşir adında bir genç arkadaşın işte Çekoslovaklarda gördüğü, aslında Almanya'da var yurttaş evleri, hemşehri evleri. Ama Türkiye'de yaşayan birden fazla topluluğun olduğunu görecek, Çeklerle Slovakları kaynaştırma evleri olarak gördüğü soloları örneğini halk evleri olarak Türkiye'ye örnek olarak getiriyor. Ve Türkiye'de zaten halk evlerinin kurulma amacı şey oluyor, halkı bilinçlendirme, yerinde bilinçlendirme, yani aynı zamanda ihtiyacını tespit etme ve orada çözüm üretme. Onun üzerine halk evlerinde birçok kol kuruluyor. Yardımlaşma kolu var, işte kütüphanecilik var ama kendi içinde bir de AR diye bir bölüm kuruluyor. Güzel sanatları kapsıyor. Güzel sanatların içinde direkt resim ve heykel devreye giriyor. Ama baktığımızda 1932'de kurulan halk evlerinin içinde fotoğraf yok doğal olarak. Önce resim işi üzerinden ilerlemeye başlıyor. Ama resim işi ilerlediği süreçte bakıyorlar ki yani fotoğraf da ciddi bir ihtiyaç ve aynı zamanda 32'de halk evleri kuruluyor ve Şubat ayında kuruluyor. Ağustos ayında da bir yasa çıkartılıyor uluslaşma sürecinde. Türk vatandaşı olmayan insanların meslek edinme anlamında işte sokak satıcılığı, bazı alanlarda bunun içinde berberlik ya da işte fotoğrafçılık gibi alanları Türk vatandaşı olmayanların yapamayacağı gibi bir yasa çıkartılıyor. Yani çok kısa bir süre halk evleri ama fotoğraf aynı zamanda 37'lerde 38'lerde aslında halk evlerinde şey yapıyor. Yani gelişmeye başlıyor. Çok kısa bir sürede halk evleri bütün Türkiye'ye yayılıyor. Köylerde de köy odaları kuruluyor onlara bağlı. Aslında bir anlamıyla bir ulus
kalkınma, işte birlik olma. Aynı zamanda şöyle bir ihtiyaçtı doğuyor. 1934'te orayı da atlamayalım, soyadı yasası çıkıyor ve aynı zamanda nüfus kağıdı meselesi gündeme geliyor. Ve fotoğraf gerekiyor. Evet, vesikalık fotoğraftan dolayı aslında aynı zamanda bütün küçük yerlerde bile fotoğraf ihtiyacı doğuyor. Yani o da bir basamak oluşuyor. Yani dünyada bir gelişme var, işte propaganda amaçlı. Halk evlerinde de fotoğrafta iki temelde ihtiyaç çıkıyor. Bir, doküman oluşturma, iki, propaganda amaçlı. Türkiye'de tabii ki günümüzdeki gibi iletişim ya da yolculuk yapmak o kadar kolay değil. Bu kanalla CHP 1939'da daha da gelişerek işte fotoğraf girmiş oluyor ve diyorlar ki işte aynı zamanda sanat alanında güçlendirmek için fotoğraf yarışmaları başlıyor. Yani aslında bunu ilk girdiren halk evine Refik Epikma, Gazi Enstitüsü'nde resim öğretmeni. Ondan sonra onun girişimiyle aslında resim işi öğretmeni. Yani biz halk evlerine baktığımızda ya da görsel bellek anlamında tabii ki resimden ayrı düşünemiyoruz fotoğrafı. Dünyada da öyle geçişler olmuş. Resim kökenliler daha çok fotoğrafı basamak oluşturuyorlar ve oradan geliştiriyorlar. Refik Ekipman halk evine girmesini sağlıyor. Vedat Nedim Tör de çok farkında bir insan, birçok şeyi ve destekliyor bu konuda. Yani ve orada yarışmalarla amaçları sağlamak işte. Yani döküman toplamak, yani tarihi mekanlar, işte Hakkari'den Edirne'ye kadar üstünde yaşadığımız toprağın güzelliklerini, yani uluslaşma, hani o güzel fotoğraf dediğimiz manzara fotoğrafı, insan manzaraları, yani bir anlamıyla o yarışmayla 1939'da ilk yarışma yapılıyor. Yani ben orada baktığımda çok günümüzde bildiğimiz isimler çok fazla yok. Bir Bahar Bahar Genel Bey'i var. Hani ondan sonra hani fotoğrafçı kökenli olarak bize kadar ulaşmış. Ama o yarışmada ödül alan biri var. Sinan Sıvarıç. Yani bu bizim fotoğraf tarihi. Yani Cumhuriyet'te fotoğraf tarihinde ne zaman araştırırsanız gidip Sinan Sıvarıç'la bir şekilde yolunuz kesişiyor. İkinci yarışma döneminde de İhsan Erkılıç var. O da Eminönü Halk Evleri'nde fotoğraf öğretmenini yapıyor. Sonra aslında fotoğraf yarışması öne çıkıyor. Böyle bir süreç var ama bu 1950'lere kadar gidiyor. Aslında halk evleri 46'ya kadar, 49'a kadar iyi giderken biraz da Türkiye, yani biz bunları konuşurken, yani kitaba geleceğiz doğal olarak, hani toplumsal belliğe, orada Fikret Ötüyam'a geleceğiz. Bu temelleri atmamız gerekiyor. Hem dünyada ekonomik bir sistemin devamlılığı var, yansıması var, uluslaşma, işte sanayileşme. Aynı şey Türkiye içinde devam eden bir süreç var. Orada Marshall yardımını kabul edinecek ikinci İnönü döneminde aslında taşlar da döşenmeye başlıyor. 1951'de Adalet Parti gelecek, köy enstitüleri ve halk evlerini 51'de kapatıyor. Aslında bir anlamıyla da amaçlarına ulaşıyorlar. En azından şöyle bir ben fotoğrafçı olarak baktığımda artık yerel yerlerde en azından vesikalık stüdyo çeken, meslek edindirme. Çünkü kurslar düzenliyorlar. Yani köy odalarında ziraat anlamda kurslar veriliyor. İşte peynir yapımı, birçok ayrıntılar var. Yani oralara çok girmeyelim. Spor kollarında aslında inanılmaz bir sosyal kültürel bir değişim. Onun altyapısını oluşturuyor. Genelde bizler halk evlerine çok bilmiyoruz. Daha çok köy enstitüleri üzerinden konuşma yapıyoruz ama genel kitlenin bilinçlendirilmesi ve yeni meslekleri öğrenmesi anlamında halk evlerinin ciddi bir altyapısı var. Yani o kütüphaneleşme, işte sporu halka yayma, onu biraz daha yaşamın içine girdirme, oradan Cumhuriyet'in 100. yılında öyle bir hareket var, kalkınma hareketi. Ama orada 1951'de ciddi bir sekteye uğruyor. Zaten birazdan geleceğiz, yani toplumsal, belgesel ve fotoğraf Fikret Ötüyam'da baktığımızda ülkedeki kırılma noktalarının hepsi aslında fotoğraf alanında da görüyoruz biz bunu. Ya zaten herhalde herhangi bir ifade ya da anlatım biçiminin, bir mecranın toplumsal gelişmelerden ya da politik, ekonomik gelişmelerden bağımsız okunması, sanatsal anlamında da, çünkü sanat da bir anlamda bu çağın yansıması, bu çağın krizlerine karşı aslında sanatsal bir cevap verme biçimi, bir yanıt üretme biçimi ki hani dünyadaki hem fotoğraf tarihinde hem de sanat tarihinde bunun yansımalarını hep görüyoruz. Yani modernizmin, sanayileşmenin başlamasıyla birlikte aslında hani Osmanlı'da fotoğraf çok yaygındı dediğimizde aslında ilk Avrupa'dan kaçıp Avrupa'nın modernist o gerçekçiliğinden kaçan
kaçıp gelen daha romantik yazarların ya da işte şeylerin, gezginlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hep çağın, toplumsal gelişmelerin, yaşanan şeylerin bir karşılığı bunlar. Tabii, dolayısıyla tabii. Görsel bellek dediğimiz şey de aslında biraz bize hani onun özellikle fotoğraf özelinde bunu söylememiz lazım. Çünkü değil mi, fotoğraf yüzeyde aslında çok tarihle, zamanla bağıntılı bir şey. Evet. Burada olanın kaydı yani, anlamında bir nesnellik taşıyor. Ama bir yandan da hem mekanın hem zamanın göstergelerini içinde barındırmasıyla çeşitli simgelerden, simgesel anlatımlardan oluşuyor. Şimdi, o yüzden hani böyle içerik ya da biçim açısından bizim hani fotoğrafları okumamız, hani neler olduğu, neler yaşandığı, o zihni anlamak adına da aslında çok önemli tarihsel belgeler olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada tabii ki hani görsel bellek dedik aynı zamanda Cumhuriyet dönemi boyunca baktığımızda. Evet, böyle bir yarışmalar var, isimler var. Mesela Halk Evi'ni yaptı ve bunlar şöyle Şubat ayında başlıyor bu yarışmalar. Bütün Türkiye genelindeki Halk Evlerinde. Sonra Nisan'da Ankara'da toplanıyor CHP'de ve orada bir sergiye dönüşüyor devlet eliyle. Aslında bu aynı zamanda uluslaşma sürecinde o görsel belleğin toplanma aşaması. Şimdi ben Halk Evleri'yle ilgili yüksek lisansı yaptığım dönemde Ankara'ya gittim, araştırmalar yaptım falan ama o CHP'nin o dönemde topladığı belleğe ulaşamadım. Çünkü biraz önce oraya bağlamak istiyordum. Çünkü bir kırılmalar zinciri dedik ya, yani toplumda 51'de bir kırılma var. Cumhuriyet'in şeyinde. Sonra işte 60'da oluyor, 27 Mayıs darbesi oluyor. İşte 71'de bir darbe var, 81'de var. Ve bunların dışında bağımsız düşünemiyoruz. Yani Cumhuriyet'in o görsel oluşum sürecine baktığımızda bunların hep bir etkisi var. Ama alt tabanında o Halk Evleri'nin fotoğraf eğitimiyle başlayıp şey yapmasıyla beraber Şinasi Barutçu ismini andım. O aslında bir gayrimüslimin yanında eğitim alarak öğrenmeye başlıyor fotoğrafı. Ama diğer kuşaktan İhsan Erkalıcı'ya baktığımızda ya da benim Halk Evleri ile ilgili söyleşi yaptığımda baktığımda o röportaj yaptığım insanların çoğunun kökeni yine o 1932'de kurulup 51'e kadar gelen Halk Evi'nin etkisi var ama sonra o Halk Evi kalktıktan sonra Halk Evleri kuruluyor Türkiye'de. Ama artık devlet elinden çıkıyor. Başka anlayışların eline geçiyor. Yani daha çok sol kesimde eline geçiyor. Ama artık o devlet eliyle kurulan Halk Evleri Halk Evi değil. Ama orada yine kültür, sanat, tiyatro, müzik çalışmaları devam ediyor. Yani biz bugün buradan baktığımızda geriye dönüp 100. Yıl Cumhuriyeti'ne baktığımızda Fikret Otyam'ın Halk Evleri'yle kesişen bir yolu var. Yani oradaki bir entelektüel ortamın oluşturduğu ortamdan bir beslenmesi var. Kendisi aslında akademiden, resim bölümünden mezun bir ressam kökenli gazeteci. Ama fotoğrafa da çok yakın bir taraftan baktığımızda. Kendisi işte Ulus ve sonra önce Dünya sonra Ulus gazetesinde gazetecilik yapıyor. Ama yanında da hep fotoğraf makinesi var. Aslında o dönemi yapan çok insan var. Biz isimlerini çok buluşamıyoruz. Çünkü görsel belleğimiz de toplumsal belleğimiz gibi maalesef bir yerde toplanıp onlar korunamıyor. Yani ben CHP'nin o dönemki fotoğraf sergilenmiş broşürler dışında görsellere ulaşamadım. Sorduğunuzda kimse cevap veremiyor. Yani meclis kütüphanesinde yok. Başbakanlıkta yok. Milli kütüphanede yok. CHP'de yok. Ne oldu? 12 Eylül'de yok edilmiş olabilir. Yani orası muğlak halen. Yani hani bizim için 100. yılda görsel bellek ama Amerika'ya gittiğinizde, Avrupa'ya gittiğinizde artık bu konuda rahat konuşabilirim. Çünkü çoğu müzeleri gezdiğimi düşünüyorum. Baktığınızda 1930'lardaki o FSA Amerikan dokümenter fotoğrafçılığının müzelerde yeri var. Yani her müze onu arşivlemiş, sergiliyorlar. Gittiğinizde arşivlere, antropolojik müzelerde araştırma yapabiliyorsunuz. Yani bir arşivsel mantık var devletlerde ama bizim ülkemizde Cumhuriyet boyunca bu fotoğraf anlamında diyorum, görsel bellek anlamında varsa ben bilmiyorum ya da araştırmam zayıf kalmış olabilir. Yani o konuda mutlaka konuşamam. Ama araştırmalarımda maalesef buralarda bir şey var. Bu noktada şeye girmek istiyorum. Yani çok konu derin. Daha da budaklandırabiliriz. Onun arkasından işte dernekler geliyor. 70'lerde. Yani o 51 kapanıyor. Arkadan farklı halk evleri var. Çalışmalar devam ediyor. Çankaya Halk Evi var. Mesela Fikret Topluyam oraya gidip geliyor Çankaya Halk Evi'ne. Arkadan dernekler başlıyor fotoğraf anlamında.
Ama Fikret Öktem 1960'larda zaten gazeteci olmaya çalışmaya başlıyor. Yani aynı zamanda hem gazeteci hem şey. Ara Güler, biz hepimiz toplumsal olarak Ara Güler'i tek aklımıza dünyada da yolda da çevirsek bilinen tek fotoğrafçımız Ara Güler. Ama Fikret Öktem bizim Cumhuriyet tarihimiz açısından özellikle toplumsal bellek anlamında önemli birisi. Bu kitabı da aslında Mertel Hoca'nın doktora tezi olarak hazırladığı bir kitap. Çok önemli. Çünkü şeyden dolayı yani diyorum ya toplum olarak en tek bildiğimiz fotoğrafçı Ara Güler. Evet onu asla yadsıyamayız. Arşivi çok güçlü yeri var ama Fikret Öktem da şöyle bir şey açmak istiyorum bu kitap üzerinden. Dünyada hepimiz yani fotoğrafa hakim olanlar biliyor. Reformlar tarihi aslında ne anlamda reformlar tarihidir, modernizm. Kentleşme sürecinde yaşanan, çıkan sorunlar, işte gecekondulaşma, işte o gecekonduların tekrar dönüşür, insanların yaşanabilir, işçi sınıfının diyelim yani sınıfsal farklılıkların oluşması Türkiye'de aslında cumhuriyetle fabrikalaşma sürecinde başlayan bir şey. Ama 1890'ların Amerika'sına, Avrupa'sına baktığımızda aslında fotoğrafta artık orada toplumsal belgesel dediğimiz ya da devletlerin o fotoğrafı belge olarak alıp kullanıp dönüşüm yaptırdığı bir sürece de görüyoruz. Yani hani Jacob Riis'in işte o gecekonduyu dönüşmede aracı, 1930'lara geliyoruz işte Ellis Adası'nı belgeleyen Lewis Sain, işte çocuk işçilerini bir kurumda çalışan işte Lewis Sain'in çocuk haklarının çıkmasını sağlayan işte aslında devletlerin ya da toplumların dönüşümlerinde fotoğrafçılar fotoğraf makinesini bir araç olarak kullanıyor ama niyet çok şey. Toplum devletlerin de bunlara belge olarak yüklediği bir anlam var ve dönüşüm aracı olarak kullanıyor ki FSA da Amerika'da biliyoruz. Tamamen o ekonomik bunalımın yarattığı belge olarak yani altı fotoğrafçıyı gönderiyor ortama. Ki o da hükümetin aslında zaten hani bir şeyi. Bugün biliyoruz ki hani Tarım Güvenliği İdaresi'nde Roy Stryker'ın editörlüğünde başlayıp ve bir grup fotoğrafçının Amerika'yı dolaşarak oradaki yoksulluğu, çiftçileri, köydeki, kırsaldaki yaşamı belgeledikleri ve bunun da aslında işte ekonomik yardımın sağlanması için yani gerekli maddi yardım sağlanması için bir ikna aracı olarak bu fotoğrafların belge amacıyla kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla 1930'lu yılların dünya atmosferi içerisinde aslında her şey bir şekilde devlete, merkezi yönetime ve iktidarın bakış açısına bağlanıyor. O yüzden hani bugün baktığımız noktadan işte fotoğraf yarışmaları, işte CHP ya da işte tek işte devlet eliyle yürütülen bir sanatsal destek ya da sanatsal bakış açısında işte o güzelin yaratımını bu şey dahilinde düşünmemiz gerekiyor bence. Yani genel atmosfer çerçevesinde düşünmemiz i̇şte gerekiyor. İşte o niyetle yapılıyor ama bizde o görsel bellek korunamıyor. Yani Amerika ve Avrupa'da biz araştırma yaptığımızda o korunuyor. Hani görsel bellek oluşturma 100. yılda hani Cumhuriyet'inde baktığımızda o maalesef o kırılmalarla korunamıyor. Hep yok ediliyor. Hani biz diyoruz ya biz belleği olmayan bir toplumuz. Aslında bir taraftan da gerçekten sosyal anlamda çok kırılmalar var. Yani şeyden bağlamak istiyorum işte hani Amerikan o fotoğraf tarihine baktığımızda o değişim, reform anlamında. Türkiye'de de evet böyle bir ihtiyaç var ama devlet eliyle hani o güzellemeler var. Ama o sorunları tespit etmeden çok hani o ulusun daha güzel, toprakların güzel olma yönü. Belki de Avrupa'ya yakın olduğumuz için resim tarihi, sanat tarihinden çok besleniyoruz biz. Onun bir etkisi var ama Fikret Öktem nerede çok önem kazanıyor? Bir gazeteci olarak ama çok entelektüel altyapısı da olan bir gazeteci aynı zamanda doğuya gidiyor. Yani 1960'larda gidiyor. Aslında baktığımızda 1950'lerde giden Cafer Hoca da var aslında resim işkolunda. Cafer Türkmen. Baktığımızda Mimar Sinan'da grafik bölümünde fotoğraf atölyesi kuruyor. O da Gazi Enstitüsü'nde yetişmiş bir resim öğretmeni aslında köken olarak. Onun da şeyi var ama bir yani biz Fikret Öktem'i özellikle sosyal bellek anlamda alma nedenlerimizden biri Türkiye'de GAP'ın yapılmasında bir etken oluyor. Çektiği fotoğraflar, bellek oluşturma, reform yapma anlamında. Baritan
yalnız söyleyeyim. Beritan aşiretinin işte Diyarbakır ve belli bölgelerde yerleşmesini sağlayan bir şey, araç olarak aynı zamanda hem haber yapıyor hem birçok dizi sergiler açıyor. Ve o dizi sergilerle Ankara'da özellikle merkezde açtığı için de devlette çalışan yöneticiler, İnönü'yle ilişkisi var, Demirel geliyor falan. Hep böyle bir iç içelik de var ve temas çok kolay. Ve o mesela Demirel 1950'lerde senin çektiğin fotoğraflar diyor bana çok büyük katkı sundu diyor. O onun üzerine röportajında GAP'a bağlıyor. Mesela GAP projesinin olmasında, o bölgenin soyunun olmasında o değişim dönüşümü. Onu görüyoruz. İşte bir aşiretin yerleşmesi. Ya da Malatya'da okumaya gidemeyen gençlerin intiharı üzerine o Malatya'nın bir köyünde iki tane ortaokul açılmasına sağlıyor. Yani burada hani fotoğrafın işlevsel ve sosyal bellek anlamında Merter Hoca'nın yani Fikret Otyam örneği üzerinde bu kitapla yani aslında tez araştırması, doktora tezi burada bir parantez açması ve bir nokta koyması ve bir bunu da Esvas Yayınları'nın bir kitaba dönüştürmesi bellek açısından ben çok önemsiyorum. Onun için de irdelenmesi gerekiyor ki hani bu çalışma sadece Fikret Otyam örneğinde alınıyor. Daha da genişletilebilir. Çünkü biz yakın tarih zamanımızda da biraz es geçiyoruz. Yani toplum olarak maalesef o konuda herhalde gelecek kuşaklar bunu ana kaynak olarak kullanacaktır eminim. İşte benim halk evi çalışmalarım. Birçok etkili çalışmalar da var ama halen bu konuda tabii ki bu çalışmaların en büyük önemli olması gereken şeylerden bizim 100 yıllık hani bir cumhuriyet geçmişimiz var. Bir taraftan bir toplum açısından baktığımızda çok kısa bir tarih. Hı hı. Yani kendimi birey olarak gördüğümde 50 yılına tanık olmuş bir insanım cumhuriyetin. Hani 100 yıl bir dönüşmüş bir yani cumhuriyet açısından, devlet açısından çok çok yeni emekleyen, halen emekli. Yani biz ilk cumhuriyet tarihi diyoruz ama 100 yıl bir toplum için çok da küçük şeyler. Halen bu çatışmalarla falan şuraya bağlamak istiyorum. Halen sosyal, görsel bellek oluşturma anlamında bu toplumun hani dernek ya da işte müzeler kurulma anlamında. Çünkü Avrupa'ya, Amerika'ya baktığımızda o belgeleri bir devlet arşivinde gidip araştırmıyoruz. Müze tarihlerinde yapıyoruz. Ve Şinasi Barutçu'nun, işte Cafer Türkmen'in, hani benim röportaj yaptığım ya da iletişime geçtiğim yakın çağımızda Sabit Hoca'nın, yani Sabit Kalfagil'in ya da işte röportaj yaptığımda İlhan Arakon'un, yani birçok arşiv, Bahar Genel Bevi'nin, yani birçok fotoğrafçının evet birikmiş bir arşivi var ama son yıllarda İstanbul modern ya da yeni yeni böyle şey olduğunu, bunun daha gelişip burayı desteklemesi gerekiyor. Yani bu anlamıyla hep devlet eliyle arada girişimler oluyor, fotoğraf müzeleri ama bu yönü mü hedeflenmiyor, o arşiv asıl hani o cumhuriyetin bu zamana kadar topladığı arşiv ya da mesela şeyi konuşmuştuk. Ben hani Fikret Otyam kitabını biliyorum ama Fikret Otyam kendi arşivi, gazete, yanlış... Bir tane albümü var Fikret Otyam'ın 78'de çıkarılan. Ama şöyle de bir şey var aslında, hani 60'lar, 70'ler dönemi halk evleriyle beraber aslında çok fazla sergi ve aslında çok fotoğrafik anlamında ki 70'lerde de özellikle sanat ve belgesel hani ayrımı, yeni fotoğraf dergisi var. Dolayısıyla düşünsel anlamında insanların hem birbirinden beslendiği hem de birbirlerinin düşüncelerine karşı çıktığı verimli bir aslında entelektüel ortam var. Sergiler çok fazla var. Seyit Ali Akın böyle hani bu sergilerinin tutanaklarını hani birleştirdiği kitapları falan da var. Oradan da gözlemleyebiliyoruz. Aslında çok verimli bir üretim var. Ama bu sergi bağlamında olduğu için o sergi bağlamından çıktığında o fotoğrafları tam anlamıyla hani o döneme bakabileceğimiz bütünlüklü bir arşiv maalesef yok. Otyam'ın da bir albüm var. Bugün mesela foto muhabirliği bağlamında dünyada özellikle hani fotoğrafçının özelleşmesi, öne çıkması ve hani onun kendi arşivini oluşturması. Mesela Magnum böyle bir hani örgüttü. Fotoğraflarına sahip çıkmak isteyen fotoğrafçıların birlikteliğinden ortaya çıkmış bir şeydi. Bizde foto muhabirlik geleneğinde de yani fotoğrafçılar arşivlerini, çektikleri negatifleri gazetelere
veriyorlar. Yani kendilerinde de kalan aslında bir şey var mıdır, yok mudur, hani onu bilemiyoruz. Kadircan'ın mesela bir fotoğraf albümü var, işte 12 Eylül akıl tutulması diye. Hani böyle belirli az sayıda kaynak ya da işte o kaynaklara erişim biraz güç. O yüzden şeyi söylemek istiyorum. Biz hani okuyabildiğimiz, takip edebildiğimiz, bilebildiğimiz, genç kuşaklar açısından bu çok önemli. Bölük pörçük tanıklıkları aslında şey yapıyoruz. Yani hani gidip bulup o tanıklığı okumamız gerekiyor. Ama o tanıklığın haricinde görsellere maalesef şey yapamıyoruz, ulaşamıyoruz. Mesela bir sözünü kestim, unutmadan gireyim diye. Yani ben 90'larda hani bir 3 aylık 4 aylık bir gazetecilik foto muhabirliği şeyim olduğunda şunu biliyorum ki yani gazetelerde bulunuyor arşivler. Yani fotoğrafçı o negatifi sahip değil. Yani Fikret Otyam'ın o anlamıyla şeyini bilemiyorum. Yani o Cumhuriyet Gazetesi'nde uzun yıllar çalışmış biri. Ben 90'larda mesela hep merak ederim. Hani burada da biraz not düşmek. Bazı zaman konuşuyoruz mesela 90'larda fotoğrafa başladığım dönemde işte Ali Öz'ü hani muhabir olarak tanıştım. Cumhuriyet Cumartesi anılarını her zaman belgeler şey yapar. O kendi elinde bulunduruyor ama bir kadın fotoğrafçı olarak mesela yan yana geldiğim fotoğrafçılardan biri Cumhuriyet Gazetesi'nde Hatice yanlış söylemeyeyim soyadını şimdi hiç şey yapmadım, isimlerinden de bahsedemeyeceğim ama Hatice Tuncer mesela foto gazeteciydi, bayağı fotoğraf çekiyordu. Ben mesela 2024'de geldik neredeyse, 23'teyiz. 90'larda her yerde fotoğraf çeken bir kadın fotoğrafçı, gazeteci olarak gördüm halde hiçbir yerde ismini görmüyorum. Tanımıyoruz. Yani hani o zaman sergi falan yapan bir insandı. Yani Türkiye'de herhalde basında da çekilen fotoğraflar fotoğrafçıya değil, basının arşivine ait. En azından yani basına da hani bu Cumhuriyet'in görsel bellek oluşturma sürecinde görevler düşüyor. Yani onları taratıp negatifleri dijital ortamlara aktarmalılar ki genç kuşaklar için kaynaklık yapsın, kullanılabilsin. Çünkü şeyi bilemiyoruz. Dijital ortamın insanlara en büyük kazandırdığı da toplumlara. O kolay ulaşılabilir, değil mi? Erişilebilirlik aslında. Yani artık 1990'larda değiliz, 2000'in başında değiliz artık. Oradan da 23 yıl geçmiş. Yani en azından gazetelerin kendi arşivlerini taratıp halka ya da işte bu araştırmacılara açmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda evet görsel bellek anlamında bu kadar şeye sığacak bir şey değil ama çok isim var hani konuşacağımız ama bu tabii. İnsanların arşivlerini hem Şinasi Barut'un oğlundaydı onu biliyorum. İşte Sabit Hoca'nın daha açılmadı arşivi hani yıllarca çektiği. Ondan sonra şeyi biliyorum Cafer Türkmen'in oğlunda. Yani bu arşivlerin gerçekten güvenilir, kalıcı hale gelebileceği merkezlere ihtiyaç var. Son yıllarda İstanbul Modern'e birkaç tane hani bağışlanan arşivleri biliyoruz ama bu anlamıyla hani bizim toplumsal olarak da görsel belleğimize çünkü şey var yani günümüzde görsel bellek çok güçlüymüş gibi bir algı var ama bu konuda arşivleme anlamında günlük tüketime yönelik hani dijitalle ulaşıp tükettiğimiz sosyal medya mecraları var. Ama arka tarafa baktığımızda gerçekten hepimiz dönüp baktığımızda arşiv olarak Arabilir'in arşivine göre ulaşabiliyoruz. Yani Şinasi Barutçu'nun bu kadar katkısı olmuş bir insanın fotoğraflarını gidince göremiyoruz. İhsan Erkılıç ne çekmişti ben merak ederim. Bir göremiyoruz işte. Halk evleri dönemi boyunca çekilmiş, evet sergiler açılmış. Birkaç işte broşüre basılan fotoğraflar dışında görsellere kadın fotoğrafçılar anlamında da Yıldız Moran'ı işte evet. İstanbul Modern'in son çalışmalarından hani albümü yapıldı edildi ya da işte Semiha Esin hani evet. Hürriyet gazetesinde bir foto muhabir olarak hani çalışması falan aslında bunlar biraz hani bizim de yavaş yavaş bu tarihler içerisinden çıkıp üzerine çalışılacak araştırılması gereken ve içerisinden çıkartılıp alınması gereken özel şeyler. Yoksa çünkü şey gibi bir yanılgıya da düşebiliriz, okuma yanılgısına da işte bir bütün olarak hani belirli tarih aralıklarına ve belirli yaklaşımlara indirgemeci bir yola gidilebiliyor aslında. O yüzden de hani biraz hani o tarihsel tarihin içerisinden
orayı okumak gerekiyor. Fikret Otyam'ı da, diğer hani fotoğrafik yaklaşımları da, az önce de demiştim ya, hani böyle sanat ve belgesel diye bir hani ayrım 70'lerde oluşmuş. Hem fotoğrafçılar arasında hem de yaklaşımları itibariyle oluşmuş ve hani konuşulmuş bu şeylerde, özellikle hani 77'de bir sempozyum gerçekleşiyor ve evet, orada hani bir bildiri sunuluyor. O bildiride işte hani devrimci olarak hani kendini adlandıran ya da işte bu yolda fotoğraflar çeken insanlar bir yerde, ama bir yandan da hani sanatsal, öznel bakış açılarını yansıtan insanlar bir yerdeymiş gibi bir ayrışma gibi şey yapıyor. Az önce hani fotoğraflardan okumamız, bakmamız gerekiyor dediğim şey biraz aslında oydu. Çünkü toplumsal belgeci ya da belgesel anlamında çalışmalar yapan ve aslında toplumsal dönüşüme aracılık etmesi için fotoğrafı kullanan fotoğrafçılar için de aslında estetik bir düzlem, estetik bir kaygıyla oluşturulmuş fotoğrafları ben görüyorum açıkçası. Yani Fikret Otyam'ın da özellikle hani resim kökenli olmasıyla aslında fotoğraflarının biçimsel yönü itibariyle de estetik bir şeyi var. Yani hani estetik bir dışa vurumu ve karşılığı var. Ama şöyle bir şey var ki sanıyorum, David Hearn'ın kitabında vardı yine şeyde Espas'tan çıkan, fotoğrafçı olmak için fotoğrafçı olarak olunmaz gibi. Yani hani sadece fotoğraf çekmeyi biliyor olmak ya da işte tekniğini biliyor olmak fotoğrafçı olmak için yeterli değil. Bir bütün olarak aslında hepimiz bir dünya görüşümüzün, bir bakışımızın yansıması olarak fotoğrafla hemhal oluyoruz. Dolayısıyla hiçbir birey toplumdan bağımsız olamayacağı için içinden geçtiğimiz süreçlerin de ister örtük olsun, ister çok açık, ister direkt net bir söylemle olsun, isterse gizil olsun, aslında hem çağımızın hem de içinde bulunduğumuzun, toplumun şeylerini üretiyoruz, yansımalarını üretiyoruz. Ama Fikret Otyam'ın şu anlamıyla bir gazeteci olarak gazete bağlamı bence çok önemli. Çünkü güvenilir bir, saygın bir gazeteci olarak aslında yasa yapıcılarda dönüştürmeye muktedir insanlarla doğrudan bir ilişkisi var. Dolayısıyla aslında o onlara işte bakın burada bir sorun varı gösterebiliyor. Ki söyleşisinin bir yerinde şey diyor, yani bizim insanımız görmek ister. Hani ve dediğim gibi hani görsel anlamda hani yazılanlar bir yerde ama görünce inanıyor olmak önemli bir şey. Dolayısıyla o inancın, o güvenilirliğin belgeleri bunlar bir yandan da. Dolayısıyla o onu direkt dönüştürmeye yönelik yazı diliyle birlikte kullanıyor. Aslında metini de bu anlamda kullanıyor. Biraz hani fotoğraflarımızı kullandığımız sözcükler, açıkladığımız sözcükler şekillendiriyor diye düşünüyorum. Çünkü fotoğraflar aslında tek başına belirsiz değil mi? Yani hani her ne kadar göstergeleri olsa bile bir andan bir kesit olarak ya, bir şey. Yani bir gösterge anlamında okunmaya şey, ama fotoğrafların niyetini, amacını belirleyen şey onun içinde bulunduğu mecra ve aslında altyazısı ya da işte dili, ne olarak ne atfedildiği, amacının ne olduğunu belirleyen kişi olması itibariyle önemli diye düşünüyorum ben. O yüzden de gazete, foto muhabirlik, kamu yararı ve toplumsal belgeci fotoğraf açısından bizde de öyle. Hani önemli bir yerde duruyor. Öbür türlüsünde ister istemez sergi mekanı ve galeri şeyi, düzlemi, o fotoğraflara bakışımızı izleyici olarak bir sanat olarak görüyor, şekillendiriyor diye düşünüyorum. Yani söylediğine katılıyorum ama mesela sadece Fikret Otyam'ın şeyi değil, yani mesela Amerika'da da baktığımızda hani bağlam olarak hani dedin ya, sadece fotoğraf, zaten fotoğraf sadece gerçeğin önüne geçmemeli. Yani fotoğraf bir gerçekten daha güçlü bir şey değil. Bir araç sadece.
Levstein hani örnek vermek açısından Amerika'yı açmak istiyorum. Levstein bir sosyolog aslında. Yani oradaki toplumsal reforma fotoğraflarıyla katkısı olduğunda aslında kendisi bir sosyolojik araç olarak aslında başlıyor fotoğraf çekmeye. Fotoğrafçı değil. Hı hı. Ama sonra iş başka bir boyuta gidiyor. Gerçekten onu artık hani bugün günümüzde kullanım biçimi ise tamamen reklamsal. Rockefeller'ın... Onlar da aslında tanıtım, şey anlamında tanıtım fotoğrafları. Yani bir dernekle beraber aslında ürettiği çalışmalar, yani işin bağlamını da o amaç oluşturuyor aslında. İşte o yüzden şeye de... getireceğim de, yani toplumsal belgesel, yani dokümenter fotoğrafta hani şey dedik, yani biçimsel, içeriksel, iç içelik var. Niyet çok önemli. Hani amaç çok önemli, nasıl, ne amaçla, niyetle ürettiğin önemli. Bir de muhatap olacak, o reformu yapacak taraf da çok önemli. Onun niyeti de önemli. Hani gidip bugün gerçekten Türkiye'de, Türkiye için örnek verdiğimizde ne diyelim, işte göçmenler sorunu var. İşte ben kendim adıma örnek verdim. Süleymaniye'ye gittiğimde gerçekten yaşamsal olarak çok kötü koşullarda çöp toplayanlar, Afganlar, işte Suriyeliler, gerçekten değişip dönüşmesi ya da o insanlar bizle yaşayacaksa hani entegre olması gereken koşullar gerekirken, siz fotoğraf çek, kitaba bas, televizyonda yansıt ya da bir salonda sergilesen de muhatabı yoksa o reformsal anlamda bir karşılık bulmuyor. Yani fotoğraf çok güçlü muhatabı olduğunda ama bir taraftan da çok zayıf. Ama biz buna rağmen tabii ki üretmeye, belgelemeye ve kayıt altına almamız gerekiyor. Yani belgesel fotoğrafçılar açısından bakıyorum. Bu sadece fotoğraf açısından değil, aslında belgesel sinema açısından da öyle. Bu anlamıyla hani ben tekrar kitaba gönderme yapmak istiyorum. Mertler Hoca aslında bu tezi ve kitabı Esmas yayınlayarak Fikret Otyam'a bir gönderme yapıyor. Fikret Otyam da o günkü yaptıkları etkinliklerle o dönemin hem hükümetlerine, yani yan yana olduğuna bir gönderme yapıyor. Hem de yaşanılıp dönüşmüş olan insanlar. Yani çünkü biz Türkiye'de başka örnek fazla veremiyoruz hani bu anlamıyla. Yurt dışında birçok örnek verebiliyoruz bu tarz çalışmalar ama Türkiye'de toplumsal reformun dönüşümünde Cumhuriyet tarihi boyunca örnek olarak tek gösterebileceğimiz Fikret Otyam örneği yani. O anlamıyla da bunu bilmediklerimiz olabilir, onu şey yapalım. Muhakkak yani bilmediklerimiz yani vardır. Çok, çünkü yani gerçekten araç çok olarak fotoğrafik kullanılıyor. Anlamda hani çok zengin ve gerçekten üretiliyor. Bu o yüzden yani gençlerin bu kitabı okuyarak kolektif çalışmalar da uzun süremiyor maalesef. Çünkü ekonomik bağımsızlık hani bir yerde engel olarak hani şey çıkıyor, bariyer olarak çıkıyor. Yani bugün de hani çok fazla genç hani böyle inisiyatifler var, hani belirli çalışmalar yapıyorlar. Ama dediğim gibi bunları hani tarihsel perspektiften okuyabilmemiz için bunların bir arşivlenmesine ve hani kalıcılaşmasına ihtiyaç var. Ve ister istemez ne kadar dijital çağda olsak dahi ben basılmanın, basılı fotoğrafçılığın önemli olduğunu düşünüyorum. Kalıyor çünkü. Öbür türlü bireysel yerler, bireysel dijital arşivlerde kalıyor olabilir. O yüzden de hani içinde bulunduğumuz çağ tam anlamıyla hani bir görsellik çağı ya ve o çağ içerisinde hani bence fotoğraf çekmek, evet yani çağı belgelemek adına çok önemli bir yerde hep duracak ama bir yandan da aslında görsel okur yazarlık, yani hani fotoğraflara böyle 5 saniyeden fazla bakamayan hani bir artık şeyiz ya, hani bakıp geçiyoruz falan, biraz daha fazla duracağımız fotoğraflar üzerinde mecraların olması gerektiğini düşünüyorum ve hani hem izleyici anlamında fotoğrafları okuyup konuşabileceğimiz platformlar yaratabilmeli, araştırmacılar olarak da aslında o üretilen fotoğraflara daha fazla eğilip ya da işte o köşede kalmış farklı o arşivleri bulup çıkartıp onlar üzerinde aslında bir araştırmacı fotoğrafçılık kısmının biraz daha önemli olduğunu şu günlerde düşünüyorum açıkçası.
Yani işte onun bir arşiv olarak önce bir değerlenmesi, toplanması, bir yerde oluşması gerekiyor ki o analizleri yapabilelim. Şu anda halen dağınık işte. Yani ben hani diyorum ya, 20 yıl önce yaptığım bir şeyde, tezde sadece broşürlerden yararlanabildim. Yani ne fotoğrafçılarıyla görüşebildim, ne de orijinal fotoğraflara ulaşabildim. Evet. Yani ondan dolayı yani bu kitabı önemsiyorum. Hani Fikret Otyam'ı tanımak, işte toplumsal belgesel aradaki fark, aynı zamanda sadece bu bir hani kitapla dönüştürülme sürecinde dünyadaki çerçevesini de güzel çizen bir kitap bu anlamıyla. Yani Fikret Otyam örneği derken sadece Türkiye'deki yani Cumhuriyet dönemi boyuncaki üretilmiş fotoğraflar üzerinden değil, dünyada neler olmuş, o akış içinde ne olmuş, biz neredeyiz ve Fikret Otyam neden önemli? Onun kabaca güzel bir çerçevesini çizmiş kitap. O yüzden biz de böyle bir çerçeve çizelim. Çünkü gerçekten hani böyle 100. yılında Cumhuriyet'te görsel bellek hani çok derin bir konu. Ama şöyle bir hani genel şey çizerek belki hani şey yapabiliriz. Belki hani fotoğrafa başlamak için değil mi? Önce biraz bence okumak, hem kendi yakın tarihimizi hem de fotoğrafla ilgili bu yazılmış değerli eserleri ben okumak gerektiğini düşünüyorum. Hani fotoğraf çekerken düşünmek değil ama fotoğraf çekmediğin zamanlarda bu fotoğrafın düşünsel altyapısı, biçimin içeriği, biçim ve içerik ilişkisi, bunlar hala daha düşünülmesi ve konuşulması, paylaşılması, birbirinden beslenilmesi gereken bir ortam ve kitaplar bunun en önemli araçları. O yüzden hani bizde fotoğrafik kitap anlamında da hani Espas Yayın Evi bu anlamda gerçekten öncü, bu tartışılmaz zaten fotoğrafik yayınlar anlamında. O yüzden de ilk etapta okumanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ya ben burada tabii ki şunu da söyleyeyim, aslında sonlarına doğru da gelelim. Şöyle bir şey var, yani sadece fotoğrafla ilgili okumak değil. Şimdi ben tezimi araştırırken kafama takılan bir soru vardı. Yani mesela Ali Gevgilli'nin Yükseliş ve Düşüş diye iktisadi bir kitabını okumak durumunda kaldım bu tezde. Yani tamamen fotoğrafla ilgilenen bir insanım ama hani o dönemi anlamak açısından işte o işte iktisatta biraz bilmek, işte felsefeyi bilmek, sosyoloji özellikle şey belgesel yani. Çalışma anlamında sosyoloji de çok önemli oluyor. Sizin dünyaya durduğunuz, nereden baktığınız da çok önemli. Yani işte kendi bireysel psikolojinizle, yani kendinizle ya da sokaktaki insanı anlamak ya da çektiğiniz konuyu empatik kurabilmek gerçekten okumak o anlamıyla da çok önemli. Hele bugün çok tüketilen, çok hızlanan, gerçekten çok hızlı belleklerimizin şey olduğu noktada bence bir durup yavaşlayıp yavaşlamak lazım. Evet, okumak, biraz dışarıdan bakmak. Evet, görsel çok tüketiyoruz ama bu bizim artık bir taraftan da o görseli kanıksamamız ve önemsizleştirmemiz anlamına geliyor. Biraz soluk almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece Türkiye insanlığının değil, bütün dünya insanlığının. Gerçi oraya doğru da gideceğiz yani. Bu gidiş değil çünkü. Yani bu kadar görselin tüketildiği ama bir anlamda da içinin boşaltıldığı bir dönem gibi geliyor. Muhakkak kaliteli, süzülerek bir bellek oluşacak dünyada ve Türkiye'de. Bunda yatsımıyorum. Kaliteli işler çıkacak zamanla, o yerini bulacak. Ama biraz da yavaşlayıp dediğin gibi okuyup tartışıp biraz daha yakına girip evet bakmamız gerekiyor. Bir önemli olduğunu da gördüğümüz arşivlememiz ve gün yüzüne çıkartıp kitaba dönüştürmek. En önemli başlangıç noktalardan biri de kendi yakın, kendi tarihimiz ve de kendi tarihimiz içerisindeki o görseller, oraya durup biraz daha fazla bakmak gerekiyor bence de. Teşekkür ederiz. Hem sana teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için, hem de bizi izleyecek olanlara teşekkür ediyoruz. Bu sadece böyle bir sohbet gibi, yani 100. yılımıza fotoğrafik anlamda, görsel belleğimiz anlamında bakmak için bizim için de bir fırsat oldu. Dileriz ki çok daha fazla yayınla, çok daha fazla fotoğrafla, çok daha fazla konuşabileceğimiz ortamlarda tekrar buluşuruz.
Ben de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kıraathane etkinliklerine bizi davet ettiğiniz için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz bir küçük parantez açmış olduk. Yoksa başlığımız çok büyük. Yani öyle büyük bir iddiamız da yok. Yani çok hakim de değiliz ama bildiğimiz kadarıyla bir kitabın önünde bir gündeme getirmek istedik. Her şey için teşekkürler.